Anne, şimdi Boşnakça'da senin böyle kullandığın deyimler var ya, mesela hani işte şey, bugün pazara gittim hani terledim diyorsun ya mesela. Öyle kelimeler kullanıyorsun yani, baştan ayağa su oldum. Hani Boşnakça. Böyle bazı deyimler söylemeni istiyorum senden. Gittim mi pazara mesela, o hani geldim mi diyorum hani ugulusa vodus moçula, ter içinde kaldım, Allah ugulusa vodus moçula pa Onu onusam tek yavaş yavaş söyle, çünkü burada Boşnakça'da öğreniyorlar ya bizde. ha, ugulusa hani U kendim oldu mu ugolusa. vodus moçula, Vodus ha moçula. çudasa oznoyla Çudasa ayrı oznoyla çok ter. terledim. Bazı şeyleri o kadar tekerleme gibi söylüyorsun ki hızlı. Böyle Herhalde yani zaten yerleşiyor ben çok hızlı zaten. konuşuyorum zaten. Normalde de hem hızlı Evet, sen konuşuyorum hızlı konuşuyorsun. Bir hem de de çok çok evet. Çok konuşuyorum. konuşuyorum. Ama benden de hızlı konuşanlar var bir de çok. Evet. Vallahi ne çok konuşuyorlar Enes. Allah, ben diyordum kendim ne çok konuşuyorum konuşuyorum. Allah, böyle bir dışarıdan baktım, bir bakıyorum bir tır 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 tır. Vallahi diyorum bu beni bastırdı. Hani ben hep kendimi çok konuşuyorum biliyorum ama bu beni... Annem o Hani yani, çok konuşma. tır tır ne demek? Çok konuşma demek yani. Tır tır konuşuyor He, yani yani demek yani. konuşuyorsun konuşuyorsun, niye konuşuyorsun o kadar tır 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 tır. Öyle yani, o Tamam. demek. Peki Pamet Uglavu E aklını başına al. gibi. Tabii aklını başına alacaksın. Sen de Pamet söyle. Uglavu. Pamet Uglavu, aklını başına al. Uglavu. Tabii. Evet. Pamet Uglavu. Başka ne vardı böyle kelime? Nemoyma grişti. Ha, beni günah sokma. Ucuna beni nemoyma ucuna tırpatı, nemoyma gri işte. Gri işte sinir etme gibilerin. Nemoyma He, grişti. nemoyma gri işte sinir etme. Aman ucuna ama nemoy tırpatı, o günaha Günah sokma sokma. beni. Bir daha söylesene. Nemoyma. Nemoyma gri işte. Hani sinir etme beni. Nemoyma ucuna tırpatı, beni günaha sokma. Tamam. O ayrı. Başka ne kelimeler vardı ya anne? Ama. Bok dinedo. He, Allah seni vermesin. Bokti nedo. Allah yani bokti nedo. Allah seni vermesin. Allah vermesin gibilerin. Allah vermesin. Bokti nedo. Ne anlama geliyor öyle dediğinde? Ne, kime söylüyorsun onu mesela? Ya ne olursa mesela tavuklara şey yapıyor. Ah bu göy ne do diyorum hani vicay. Yumurtluyor yatıyor gurka, bir bakıyorum yok. Ne bici var ne şey. Ah diyorum bu okti ne do. Sen bu kadar yatıyorsun da boşuna mı yatıyorsun da bilmem ne, hani Öyle o öyle öyle durumda o durumda söylüyorsun. yani söylüyorsun. Bogyoy ne do da aynı. E tabi bu göy ne do, hani mesela bir şey konuşuyorsun. Ben sana bir şey anlatıyorum. Ah diyorum bu göy ne do bunu böyle yaptı. Yani He. dışarıdan birini Tabi söylerken. he mesela. Boktine do dediğinde de bana Ben. söylersen, He. bana söylersen Bokti boktine ne do do. diyorsun, ama başka birini söylüyorsan, iki Tabi kişi arasında tabi tabi. konuşuyorsa, hay bogyoy ne do diyorsun. Evet. Bu göy ne do, bokti ne do. Önceden çok söylüyordu bizim yaşlılar. Gromta svatıyor. Ne Yıldırım demek? düşsün üstüne. Bir daha söyle. Gromta svatıyor. Yıldırım düşsün Tabi. üzerine. Yani şey. Başka öyle Grom. kullanılan. Grom öyle diyordular. Gromta svatıyor. Hani oşla pa ne doşla. Hani gidişin olsun da gelişin olmasın. Tabi öyle şeyler de söylüyordular. Çok söylüyordular önceden. Başka? Çok yaşlılar beddua ediyordu. Bilmiyorum işte, aklımda kalanlar öyleydi. Çok böyle. Kendi kullandığım mesela şey de var. Babamla konuşurken hep söylüyorsun ya. Nitanistid. He, utanmıyor mu? Niyata hani Nitanistid. niyata nistid, hani hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi utanmıyorsun hani? Ha. Babam annemi öpmeye çalıştığı zaman bizim Ah, bunu yanımızda. sakın koyma, öpmeye çalışacak. Yaş 52 işte, Annesi. daha makaronay. Hadi insanın ikine Cümle içinde de kullandı kelimeyi. grişi. Yani böyle babam onu Evet. Aha. kızdırdığında. Evet, ha öyle diyeceksin. Öyle diyorsun. Anne niye sansür uyguluyorsun ki? Öyle. Neyse. Başka ne kelimeler vardı? Öyle kullandığın.
Başka yoktu yani. Öyle biz küfür hiç etmiyorduk. Bilmiyoruz ne. Ne Türkçe küfür ediyorduk ne Boşnakça. Ama akşam böyle beddua etmeye de korkuyorduk. Vallahi korkuyorduk. Ama ben beddualık bir şey demiyorum. Beddualık yani, değil yani ama bunu. Mesela bir şeyi anlatırken yani. Bilmiyorum yani öyle. Ne biz hani duydum? Payı boğumu, bom ha, hani bak mesela, çok onu konuşuyorduk. Mesela Türkçeyi konuşuyorlar. Hani böyle televizyonlarda da şeyde de. He evet. He mesela böyle. Mesela ben de yok mesela. Ben de hemen pa bom. Hani payı bomu. Ya da mesela ekleyeceğime ben Boşnakça pa bu. Boşnakça ve... He mesela bir işte ya mesela Sade. Vallahi aslında bom. He vallahi he. Boma. Vallahi şey yemin etmek. Vallahi. Hayır yani şöyle evet vallahi de bom ayrı mesela, bom ayrı. Ay vallahi böyle oldu. Sen de orada mesela ay vallahi böyle oldu diyeceğine ay ay bom böyle oldu he, gibi kullanıyorsun. İşte vako işte o bir yıl hani. Pavako da niye uradla pavako da niye oşla pavako da niye bile pavako diyordum. Abom işte oşla abom doşla böyle gidiyor yani. O bomları ekliyordum. Pağları bir de bomları. Ne gülüyorsun? He? Damat. Böyle dik otursana. Kaynanan sana nasıl bak Boşnakça öğretiyor. Evet şey de anlatsana nasıl Boşnakça öğrenebilir insanlar. Ben hani bu başlangıçları çekmiştim ya. He. Hani yani nasıl başlarsınız bu dili öğrenmeye diye anlatıyordum. Sence nasıl öğrenebilirler dili? Vallahi bilmiyorum merak varsa öğrenilir. Evet. Yavaş yavaş kelimeyi ezberleye öyle öyle öğrenilir. Yani bir de en çok heves yani hırs varsa merak varsa ben anlatayım sana bir şey. Şimdi ben böyle küçükken gidiyordum şeye, Kur'an kursuna. Bizde bir üst kademe vardı. Bize hoca dedi gelmeyin bu üst kademeleri dedi okutacağım size dedi onlara hatim ettireceğim siz sonra gelin. Biz büyüdük seneye istemedik gitme. Neyse kaldı benim Kur'an kursu. Hani yarım okumadım eski yazıyı, ezberlemedim Arapçayı. Kur'an kursu. He bu şimdi Arapçayı okumadım. Allah'ım böyle nerede şey yaparsam hani böyle bayağı şey yaptım hani büyüdüm. İşte kız oldum evlenme çağına geldim. Hep diyordular ay sesin çok güzel. Şarkı söylüyordum ama ne şarkılar. Oo Türkçe Boşnakça hep. Allah'ım diyorlar ne kadar güzel sesin var. Neden hani okumuyorsun? Ben başladım okumaya Türkçeden. Mesela Mevlid başladım okumaya ama Türkçe yazıdan hı hı. okuyorum. Öyle öyle ah dedim vallahi ne severim bu dedim Arapçayı okumaya. Hani Arapçayla bakıyorum herkes takip ediyor okuyor. İstiyorum içimde de var. Bu sefer köye geldi şey Kur'an kursu. Hı hı. Biz de yazıldık. Gideceğim dedim ben Kur'an kursuna vallahi yazıldım gittim. Ben şimdi okuyordum. Böyle her hafta okumalar oluyordu 15 günde bir ama ben o Amme suresini okuyordum, ezbere okuyordum. Hmm. Harfi tanımıyorum, kimisini tanıyorum ama birleştiremiyordum böyle. Güzel ezbere ezbere gidiyordum, ezbere okuyordum o Amme'yi. Gittim şeye, Kur'an kursuna. Hoca hanım bana dedi, sen dedi şeyden başlayacaksın, Elif Bey'den. Dedim başlayayım neyse ama dedim hoca hanım ben biliyorum olsun diyor, sen Elif'ten başlayacaksın. Üstün esreyi diyor güzel öğreneceksin öyle diyor çözersin. Allah'ım ya Rabbim biz gittim ben Elif'i bitirdim. Ama şey başladım okumaya. Şimdi hoca hanım diyor toplaşın dedi 2-3 kişi ders çalışın birbirinize yardım edin. 37 kişi gidiyordu Kur'an kursuna o sene. Tamam dedik. Şimdi geldi teyzen. Ama şimdi bu şey o Arapçanın altında Türkçe yazı yok. Kimisinde var, kimisinde yok. O bize dersi verdi. Ben de şimdi diyorum ki teyzene, Nermin teyzenle çalışıyoruz. Onun kafası çok alıyordu. O birden bir şey gördü mü ezberliyordu. Benim öyle çabuk almıyor kafam. Ben de dedim ki teyzene, dedim Nermin ne bu dedim. O diyor sen söyle. Ben dedim he mi, hayır diyor. Ne mi, değil. T mi? Hayır diyor. Ne dedim artık? O dil, bu dil, bu bir şey dedim artık. Söyle dedim bu harf ne? Diyor söylemeyeceğim öğren. Öyle öyle. Ben de o zaman başka
şeyi çeviriyordum sayfayı. Bakıyordum o harf hangi harfe benziyor. Öyle öyle ezberledim harfleri. O zaman başladım okuma. Yani öyle Boşnakçayı da öğrenmek isteyen, yani mera olmak isteyen, özenen hakikaten böyle öğrenir vallahi, her şey öğrenir. Kim ne istiyorsa, ben her zaman diyorum, yeter ki istek bir de merak olsun. İnsanların yapamayacağı şey. Ama tabii mesela öyle bazı kelimeleri de söylemek iyi oluyor insanlara. Tabii canım, tabii söyleyeceksin. Söylemeden nasıl şey yapacaksın? Biz pomakların yanında çalışıyorduk. Tarlaya gidiyorduk. Pomaklar geliyordu. Kina praviş, kina praviş. Biz de diyorlar ne yapıyorsun? Ama kakas işte radiş. Onlar da kina praviş. Benziyor yani. Tabii işte. Anevi çoğu hu babasam hani. Hu babasam iyiyim. Ami dobra viçeme. Kaka işte radiş dobrasam. Tabii. Benziyor işte pomak. Biraz benziyor. Biraz. Bazı şeylerde. Bazı köylerde benziyor. Bazı köylerde hiç benzemiyor vallahi. Hiç sanki şey değil yani. Başka yerlerden herhalde geldiler ona göre. Böyle atasözü gibi kullandığın bir şey var mı? Yok öyle. Ne bileyim ki nasıl bir şey kullandı atasözü gibi. Ya da povod ne? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ezan başladı. Görüşürüz. Ezan başladı.